Ali ile fizik saatinde kısa öz konu anlatımına, pratik soru çözümüne hoş geldiniz. İş enerji ünitesine devam ediyoruz. Örneğimize bakıyoruz. K noktasından serbest bırakılmış cisim yolun yalnız NR bölümü sürtünmeli. NR bölümü, NR sür, bölümü sürtünmeli. Sürtünme katsayısı 0,8'miş. NR uzunluğu nedir diye bize soruyor X. Enerjinin korunumundan enerji ilk eşittir Enerji son. İlk enerji potansiyel ve kinetik olabilir. Son enerji potansiyel olabilir, kinetik olabilir ve sürtünme olabilir. Şimdi ilk hızsız olduğu için cisim, ilkin kinetik enerjisi yok. Şimdi buna göre sadece potansiyel enerjisi var. Potansiyel enerjide mgh olduğundan dolayı m çarpı g çarpı 7 metre eşittir. Sonraki potansiyel enerjisi m çarpı g çarpı 3 metre. Evet yüksel 3 metre. Kinetik enerjisi var mı? Cisim durduğuna göre yok. Sürtünme enerjisi f sürtünme çarpı yoldan. Sürtünmede k çarpı yüzeye dik bastıran kuvvet burada. Yüzeye dik bastıran kuvvet MG'ye kadar. Sürtünme kuvveti k çarpı yüzeye dik bastıran kuvvet çarpı yol. Sürtünme enerjisini bulduk. MG'ler gitti. Evet 7 eksi 3 eşittir. K çarpı x'ten k yerine buraya 4 yazdık. Eşittir 0,8 yazdığımız zaman e, x eşittir 1 bölü 5. 1 bölü 5 yok. Evet 5 metre. Pardon 5 metre olur. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle de kısaca çözebilirdik. Cismin Enerji yoktan var olmaz, vardan yok olmaz. Enerjinin korunma. Kaybedilen potansiyel enerji, potansiyel enerji niye dönüşmüştür? Burada cisim durduğuna göre sürtünme enerjisine dönüşmüştür. Sürtünme enerjisine dönüşmüştür. Kaybedilen potansiyel enerji mg. Evet, 7 metre düştü ama 3 metre çıktığı için 4 metrelik bir potansiyel enerji kaybetti. 4 metreye bağlı bir potansiyel enerji kaybetti demek daha doğrulur. Sürtünme enerjisi de evet sürtünme kuvveti çarpı yoldan K çarpı Mg çarpı sürtündüğü yol. Mg'ler yine gitti bakın. Yine 4 eşittir. K 0,8 çarpı X. Yine aynısını bulduk. X eşittir buradan. 5 metre bulunur. Devam edelim. C'de serbest bırakılan cisim Nide'den geri dönüyor. Bunun için yazalım o zaman. Evet başlangıçtaki potansiyel enerji var. Kinetik enerji var mı? Yok. Dolayısıyla bu enerji bir kısmı sürtünmeye gidecek. E sürtünme. Geri kalan da yine potansiyel olacak. Bu C noktasında bu da L noktasında. Yani başlangıçtaki potansiyel enerjinin bir kısmı potansiyele tekrar dönüşecek. Bir kısmı da sürtünmeye dönüşecek. O zaman yazalım. 2MGH 2MGH eşittir. E sürtünme 1, 2, 3, 4. 4 e üstte her bir bölme noktalar arasındaki sürtünmeye harcanan enerji eşit olduğu için 4 e üst artı potansiyel enerji mgh mgh e üstü buradan ne oldu mgh bölü 4 demek ki bir bölmede mgh bölü 4 sürtünmeye gidiyormuş a noktasından serbest bıraktım a noktasından serbest bıraktım ve k'ya kadar gelmiş olsun ne kadar enerjim kalacak Başlangıçta 1, 2, 3, 4. 4 MGH'lık potansiyel enerjim var idi. 1, 2, 3, 4. 5 bölme sürtünecek. 5 bölme sürtündü. Her bir bölmede de E üstü kadar. Yani MGH bölü 4 geldi. Demek ki K noktasındaki enerjim benim. K noktasındaki enerjim. Ne oldu o zaman? 11 MGH bölü 4 oldu. Şimdi bir bölme yükselmek için MGH kadar bana yükselme potansiyel enerjisi lazım. Artı bir de MGH bölü 4 sürtünme için lazım. Yani 5 MGH bölü 4. O zaman şimdi bir bölme çıkabilmek için 5 MGH bölü 4. İki bölme çıktığım zaman ne olur? 10 olur. Demek ki 3 bölme çıkamayacağım. 15 MGH bölü 4 olacak. O zaman Şuraya çıktığım ve M noktasının azıcık daha yukarıya çıkabilirim. Yani M noktasına çıktığım zaman şimdi 4 şey, L noktasına çıktım 5mG bölü 4. Bir daha çıktım 5 mgh bölü 4 ne oldu 10 oldu. Ee, bir bölüme daha çıksaydım 5mG bölü 4 daha olacaktı 15 MG bölü 4 olacaktı yetmiyorum. Dolayısıyla MN n MN arasında kalıyorum. Evet. Şimdi burada bir cismi fırlattık. Bu cismin çıkabileceği maksimum yükseklik başlangıçtaki kinetik enerjisi 1 bölü 2 m v karelik kinetik enerjisi neye dönüşecek? h potansiyel enerjiye dönüşecek. Başlangıçtaki kinetik enerji neye dönüştü? Potansiyel enerjiye dönüştü. m'ler gitti. Burada h max eşittir v kare bölü 2g. Bu formül atışlardan tanıdık geliyordur umarım. Şimdi aynısı bakın. Buradaki kinetik enerjisi, buradaki kinetik enerjisi ne olacak? 1 bölü 2 m v karelik kinetik enerjisi mgh maksimum. Yani başlangıçtaki kinetik enerjisi neye dönüşmüştür? Potansiyel enerjiye dönüşmüştür. H max eşittir. Atış hızının karesi bölü 2g oldu. Yani enerjisinin tamamını yükselmek için kullanırken Burada ise evet boy ve vok. Bu cismin yatay hızı sabit olduğu için tepe noktasında nedir? Box hızı vardır. Box hızı neydi? V çarpı kosinüs alfa. Boy hızı neydi? V çarpı sinüs alfa. Dolayısıyla cismin tepe noktasındaki tepe noktasındaki şuradaki evet minimum kinetik enerjisi. Minimum kinetik enerjisi bize sorulursa 1 bölü 2 m vox kareden bulacağız. Maksimum potansiyel enerjisi sorulursa bu noktada maksimum potansiyel enerjisi sorulursa 1 bölü 2 m voy kareden bulacağız. Şimdi burada şu voy karelik hızından dolayı potansiyel enerji kazanacak. O kinetik enerji 1 bölü 2 m voy kare eşittir. m g h maksdan. Mler gitti, h max eşittir v kare bölü 2g. İlk atışta, değil mi? Bu formülü tanıyorsunuzdur. Evet. Demek ki eğik atıldığı zaman cismin hiçbir zaman kinetik enerjisi sıfır olmuyor. Ama düşeyde yukarıya doğru atıldığı zaman bu noktada kinetik enerjisi nedir? Sıfırdır. Tepe noktasında sıfırdır. Bu özelliği unutmayın arkadaşlar. Buradaki boylu e, boyluk kinetik enerjisi, boy karelik 1/2m boy karelik kinetik enerjisi potansiyele dönüşüyor. Devam edelim. Sürtünme yokmuş. K noktasından serbest bırakıyoruz. O zaman bu cisim 30 buradan 30 derecelik açıyla fırlatılacak. Şunu söyleyelim. E, sürtünmesiz ortamdaki atış ve kayışlarda zamansız denklemini kullanabiliriz. Ve son kare eşittir V sıfırın karesi artı eksi 2g İlk hızı olmadığı için atıyorum. M noktasındaki hızının karesi eşittir 2 çarpı g 10 çarpı 105 metre indim. Şimdi LM 50 metre olduğu için burası 25 metre. 25 metre çıktık. O zaman VM eşittir 40 metre bölü saniyeyi buldum. Şimdi buradaki 40 metre bölü saniyeli kız da şu voy, voy sinüs 30'dan 20 metre bölü saniye. 2 saniye sonra ne yapacak? Buraya çıkacak. 2 saniyede buraya çıktı cisim. O zaman 2 saniye tekrar buraya inecek. Yani bu cismin 2 saniyede buraya geldi. O zaman 5 metre 15 metre. 1 saniyede de buradan buraya gelirse 25 metre. Demek ki o zaman şu düşeydeki kazanacağı hız Evet 10, 20, 30, 30 metre bölü saniye. Şimdi yataydaki hız ise sürekli aynıdır 20 kök 3 metre bölü saniye. Burada tepe noktasındaki hızı da 20 kök 3 metre bölü saniye. Burada da yine 20 kök 3 metre bölü saniye olur. N noktasındaki hız? Şimdi bize LN, LN uzunluğunu soruyor. Burası 25 ise. 30 60 90 üçgeninden 25 kök 3. Burada cisim x eşittir v çarpı t olduğu için x eşittir yani a n uzaklığı eşittir. Yatay hızı 20 kök 3. Buradan buraya 5 saniyede gelmişti. 2 saniye çıktı 3 saniye indiği için 5 saniyede gelmişti. 5'ten 100 kök 3 metre. O zaman ln uzunluğu da 25 kök 3. 25 kök 3 artı 100 kök 3'ten ln ne, ne oldu? 125 kök 3 metre oldu. Burada unutmayalım. Bu cisim K noktasındaki potansiyel enerjisi L'ye geldiğinde kinetiğe dönüştüğü için yine yükseldi. tekrar N noktasına geldiğinde tamamı yine kinetiğe dönüştüğü için L noktasında kızının büyüklüğü ile N noktasında kızının büyüklüğü eşit olacağını unutmayalım arkadaşlar. Başarılar dilerim.